Arkadaşlar merhaba. Tekrar Otoshops'tayız. Aracımızı seçtik. Evet. O Otoshops.com'dan, o 1000 tane otomobil içinden kararımızı verdik. Evet. Şimdi en önemli kısma geldik. Para kısmına. Benim en sevmediğim kısım. Bizim en sevdiğimiz kısım. Cem Bey'in yanındayız şimdi. Cem Bey, Otoshops finans danışmanı. Kredi için ne yapacağız Cem Bey? Yani piyasada bir kirlilik var açıkçası. Bazı firmalar 5 yıla kadar, bazı firmalar 8 yaşına kadar otomobillerin kredi veriyorlar. Siz bu konuda ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? Farklılıklarınız neler? Biraz anlatır mısınız? Tabii, Otoshops Finans hızlı ve yenilikçi bir firma olmasından kaynaklı. İkinci el aracınızı, seçtiğiniz ikinci el aracınızı hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şöyle ki, Otoshops Finans'ta 1 TC kimlik numaranızla birlikte başvuru yapabiliyor. Siteden... Aynen. Yapabiliyorum onu, değil mi? Web sayfamızdan ya da showroomlarınızı ziyaret ederek başvurunuzu yapabiliyorsunuz. 20 dakika içerisinde sonuçlanıyor başvurunuz. İstediğiniz, seçtiğiniz aracınıza 2 yaş, 12 yaşa kadar aralığında kredilendirme yapabiliyor. Ve 48 aya kadar da ödeme planınızı oluşturabiliyoruz. Aynı gün içinde çıkıyor mu kredi? Aynı gün içerisinde değil, hatta 20 dakika içerisinde 20. Biz bunları sonuçlandırabiliyoruz. Müthiş. Evet. Gerçekten hızlı bir çıkış bu konuda. Fokusumuz oto kredileri olduğu için bu konuda esnek ve hızlı hizmetler sunabiliyoruz gerçekten. Otoshops Finans çözüm ortağı Aleci Finans'la birlikte aynı zamanda yani klasik kredi planlarının dışında aracınızı yenileme süre sonunda yenileyebileceğiniz bir kredi planı da çıkardık. Yenileyen kredi mi? Doğru söylüyorum. Evet, enteresan. Biraz inceledim ben. Onu da detaylı biraz anlatabiliriz. Enteresan bir kredi sistemi. Çok çeşitli avantajları var yenileyen kredinin gerçekten. Yenileyen kredide bir kere aracı satma gibi bir derdiniz ortadan kalkıyor. Aracınızı getirdiğiniz vakit tabii belli koşullar doğrultusunda Otoshops sizden satın alma garantisi verip geri alım fiyatı ile birlikte güncel piyasa koşullarıyla sizden satın alabiliyor. Böyle bir derdiniz ortadan kalkmış oluyor. Aynı zamanda Otoshops tabi bunu nasıl işlediğini de anlatmak gerekir yenileyen kredide. Geliyorsunuz Otoshops showroomlarına, aracınızı beğendikten sonra size yenileyen kredi sunumu yapılıyor, hazırlanıyor ve size uygun seçeneklerle bir plan oluşturuluyor. Daha sonrasında bir geri alım fiyatı şöyle oluşuyor, geri alım fiyatı da onu da açıklayalım. Sizin tahmini bir yapacağınız kilometre var. Bu kilometreyi belirterek size bir geri alım fiyatı oluşturuluyor. O kilometrenin üzerine çıkamıyorsunuz ama. Yani belli bir kilometre konuluyor. Senede 50 bin şöyle, atıyorum. Şöyle, tabii ki size bir plan çerçevesinde sunuluyor. Bu tabii ki çıkabilirsiniz. Herkes aynı kilometrede gidemez. Başka işleriniz olabilir, başka işleriniz çıkabilir. Daha fazla kilometre yapabilirsiniz. Onların belli koşulları var. O koşullara göre size geri alım garantisi zaten verilmiş oluyor. Ama bir şey, sözleşmenize bir şey yazılabilmek adına bu kilometresi belirlenmek zorunda tabii ki. Ama tabii ki üstünde çıkabilirsiniz. Ona göre de ayrıca değerlendirmesi yapılabiliyor. Aynı zamanda Otoshops Finans'tan aldığınız yenileyen kredide size ödemelerinizin büyük kısmı son taksite bağlanıyor. Son taksit ödülüyor. Balon deniyor değil mi? Aynen, balon ödeme yapılıyor burada. Balon taksitte şöyle bir uygulama olacak. Geri alım fiyatından daha düşük bir tutarda olduğu için balon ödemeniz ne oluyor? Size bir bakiye kalıyor aslında geriye dönük. Yani aracınızı satmak istediğiniz takdirde size bir balon ödeme, geriye bir bakiye kalıyor. Ve bu bakiye ile birlikte isterseniz yeni alacağınız aracı yenileme avantajınıza sahip oluyorsunuz. İşleyişinden bahsedeyim isterseniz yenileyen kredide. Yenileyen kredide size 3 tane alternatif sunuluyor. Birinci alternatifte isterseniz aracınızı Otoshops Finans'tan aldığınız kredinin son ödemesinde yani balon ödeme kısmında aracınızı Otoshops'a verip isterseniz kredinizi Otoshops kapatıp aracınıza güncel ikinci el alım fiyatından aracınızı geri alabiliyoruz. İkinci şık olarak da son balon ödemeniz yani son taksitinizi isterseniz 48 aya kadar da vadelendirebiliyoruz. Daha da uzatabiliyoruz, yenileyebiliyoruz. Üçüncü şık olarak da Otoshops Finans'tan aldığımız kredi o balon ödeme kısmında sizden aracınızı satın alıyoruz. Yani takas yapmış oluyoruz. Bir bakiyeniz kalıyor ortada. Çünkü alacağımız araçtan daha düşük olduğu için son taksitimiz. Dolayısıyla bir bakiye kalıyor. Bu bakiyenizde yenileyeceğiniz aracınızı da tekrar yenilen krediyle vadelendirmiş oluyoruz. Yenilemiş oluyoruz aracınızı. Güzel. O aslında yani, diğer aracın şey gibi oluyor. Ana parası gibi oluyor. Gibi o bakiye. Aynen. Bakiye ana para olarak düşünün. Peşinat olarak düşünülüyor. Gerçekten öyle oluyor. Ne oluyor bu durumda? Aslında biz kiralar gibi, aracı kiralar gibi ödemeler yapmış oluyoruz yenileyen kredide. Vadeyi bayağı bir uzatarak aslında. Evet, kiralama gibi oluyor. Aynen. Ama araç sizin oluyor günün sonunda. Aynen öyle. Süper. Yani şöyle söyleyeyim, ben birçok kampanyaya falan baktım. Çocukluğumuzdan beri çok otomobil meraklısıyız. Birçok da otomobil alıp sattık.
çok böyle bankaların şunların bunların kampanyasına baktım ama hep kafam karışıyor. Evet. Çok küçük küçük yazılarla bir sürü şey anlatıyorlar ya, çok kafam karışıyor. Evet, çok doğru. Güzel ve yalın anlattınız. Ya ben anladığıma göre çoğu insan anlamıştır. Benim matematik çok kötü. Bazen arabaların beygir torklarını falan hesaplıyoruz. Newton metre olmuyor da başka değerler oluyor. Kilowatt evet. oluyor işte, beygir olmuyor falan. Evet. Öyle şeylerde takıldım da artık sizi arayacağım ben Cem Bey. İnşallah. Tamam. Her zaman. Matematikle ilgili sorun olursa. Her zaman bekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz o zaman. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.